Merhaba arkadaşlar, 58 günde temel matematik kampının 34. gününe geldik ve basit eşitsizliklere giriş yapmıştık, özelliklerini verdik ve bir önceki videoda özelliklere devam edeceğiz. Özellikle bu özelliklerle ilgili kuralları bilmemiz lazım ki, öğrenmemiz lazım ki soru çözümünde işimize yarasın. Bugün ise arkadaşlar özelliklerin devamı olan eşitsizlik sistemini göreceğiz ve TYT'de nasıl sorular geliyor bir onlara da bakacağız. Kitabımız 29 günde temel matematik kitabını 58 güne çıkardığımızı söylemiştik. En ince ayrıntısına kadar, öğrenebileceğimiz en temele kadar öğreneceğiz. Ondan sonra zaten gittikten sonra, bittikten sonra cümlemiz şu oluyor: artık kim korkar ki matematikten? Ve artık yavaş yavaş sonlara da yaklaşıyoruz. Yarıyı geçtik. Yarıyı geçtikten sonra zaten son kısım geldi diyebiliriz. Hiç beklemeden geçiyoruz. Basit eşitsizlikler arkadaşlar 3. bölümde. Burada eşitsizlik sistemini öğreneceğiz. Öncelikle sistem kelimesini bilmeniz lazım. Sistem denildiği zaman arkadaşlar, mesela bir ses için bir hoparlör kullanırsınız. Ama ses sistemi, müzik sistemi dediğin zaman birden fazla. O yüzden birden fazla eşitsizlik, birden fazla ne demek? En az iki. İki veya daha fazla eşitsizliğin yan yana geldiği ifadelere biz eşitsizlik sistemi diyoruz. İki veya daha fazla eşitsizliğin bulunduğu sistemlere eşitsizlik sistemi denir. Bir ifadenin sistem olabilmesi için en az iki denklem veya iki eşitsizlik. Çünkü denklem sistemi eşitsizlik sistemi şeklinde kullanabiliyoruz. Eşitsizlik sistemlerinin çözümünü yapılırken eşitsizlikler ayrı ayrı çözeriz ve son olarak birleştirme yaparız. Peki nasıl yapacağız? Hemen örneğimize bakalım. Arkadaşlar eşitsizlik sistemi çözüm kümesi nedir? Burada birden fazla eşitsizlik olduğunu nereden anlıyoruz hocam? Tek bir şey var, denklem varmış gibi. Arkadaşlar her küçük büyük, küçük eşit büyük eşit, her bu sembol bize bir eşitsizliği veriyor. Tıpkı denklemlerde her eşitlik bir denkleme verdiği gibi. O halde baktığımız zaman bakın, bir burada var, bir, bir de burada var. O zaman biz bunu birinci eşitsizlik ve diğerini de kırmızı yazıyorum, ikinci eşitsizlik. Sanki iki farklı eşitsizlikmiş gibi çözeceğiz. O halde 2x artı 7, 3x artı 5. Şimdi arkadaşlar 2x'i karşıya gönderelim. Böylelikle 3x eksi 2x olur. 7'nin yanına da artı 5'i eksi 5 diye bunu da bu tarafa gönderdim. Böylelikle 2, burası da x kaldı. Bakın birinci eşitsizliğim bitti. X 2'den büyük sayılar. Hemen kırmızıyla çözdüğümüz eşitsizliğe bakıyorum. 3x artı 5 küçüktür 2x artı 10. X'i bu tarafa aldım. 5'i de diğer tarafa aldım. Böylelikle 3x eksi 2x küçüktür 10 eksi 5 kaldı. Buraya kadar sıkıntı yok. 3x'den x çıktı, 2x çıktı x, ondan 5 çıktı 5. Bu da ikinci eşitliğimiz. Şimdi bazen öğrencilerimiz bunları gördüğünde sözel olarak düşünemeyebilirsiniz. Hani x 2'den büyük olsun, 5'ten küçük olsun, acaba hangileri x? Onun yerine arkadaşlar hemen bir sayı doğrusu çizin. Sayı doğrumundaki sınırları yazın. Bir tanesi 2, bir tanesi kaç? 5. Peki dahillik var mı? Yok. Açık aralık. Ve 5'te de açık aralık. Şimdi ilk mavi olan eşitsizliğimize bakalım. Ne diyor bana? X 2'den büyük değerler. O zaman buraları tarayacağım. 2, 5'i de geçiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Peki kırmızı olan ne diyor? 5'ten küçük değerleri al diyor. O zaman 5'in sol tarafını tarayacağım. Peki soruyorum size. Her iki bölgede, yani hem mavinin hem kırmızının olduğu bölgeler neresi? 2 ile 5 arası. O zaman 2 ile x'imiz 5 arası. Peki arkadaşlar dahillik var mı? Bakın açık aralık. Burası da açık aralık. İşte bu da bizim neyimiz oluyor? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi oluyor. Olay bu kadar basit. Şimdi burada şunu sorabilirdiniz. Hocam iki tarafta 2x var. Ben 2x'i her tarafa atsam olur mu? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama en kolay çözümü, daha doğrusu en garanti çözümü parçalayarak çözüyorsunuz. Diğer örneğimize bakalım. X eksi 3 7'den küçük, x artı 2 6'dan büyük. Burada arkadaşlar eşitsizliğin temel amacı neydi? X'i yalnız bırakmaktı. O zaman ben x'i yalnız bırakıyorum. Eksi 3'ü karşıya gönderdim. Artı 3 olarak geçti. Ve böylelikle x'imiz ne oldu? Bakın 10'dan küçük oldu. Aynı şekilde diğerini de farklı bir renkle yapalım. X artı 2 6'dan büyükse artı 2'yi karşıya gönderdim. Büyük.
6 eksi 2 oldu. Böylelikle x'imiz ne oldu arkadaşlar? Büyüktür 4 oldu. Yine hemen bir sayı doğrusu çiziyorum. Bunu zamanda yapacaksınız. Hani başlarda yapın sayı doğrusunu. Ondan sonra zaten eliniz alışacak. Hızlıca benim x'im 4'ten büyük ondan küçük diyebilirsiniz. Sayılarımız neler arkadaşlar? Sınırlarımız 4 ve 10. Açık mı kapalı mı olduğuna lütfen dikkat edin. İkisi de açık aralık. 4'ten büyük değerler yukarıya kadar çıktım. Ondan küçük değerler aşağı kadar indim. Peki her ikisinin olduğu değerler 4 ile 10 arası. O zaman bizim x'imiz 4 ile hangi aralıktadır? 10 aralığındadır. Olay bu kadar basit. Geldim diğer bir örneğe. Bu sefer x'imiz yalnız değil, önemli değil. Benim amacım x'i yalnız bırakmak. Tıpkı denklemlerde olduğu gibi. -3'ü karşıya attım arkadaşlar. 2x, dikkat edin, büyük eşit. 11 artı 3'ten ne yaptı? 14 yaptı. Bu karşıya artı 3 diye geçti. Peki artı 1 karşıya ne diye geçer? -1 diye geçer. O zaman bu ifadede x büyük eşit 3 eksi 1'den 2. Burada x'imiz hala yalnız değil. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Dikkat et, pozitif bir sayı. O yüzden böldüğümüz zaman herhangi bir sorun yok. Ama negatif sayı böldüğünüz zaman yön değiştireceğini unutmayın. X'imiz bakın 2'den büyük, 7'den küçük. O zaman x'im benim 2'den büyük ama 7'den küçük. Artık tek halde yazabiliyorum. Peki seçeneklerde bu yok. Parantezi verirse köşeli parantez, çünkü dahil var. 2 ile 7 aralığında. Olay bu kadar arkadaşlar. Hemen yan sayfaya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümde biz 3 tane özellik öğrendik. Şimdi işte 4. özelliğe geldik. Hani dedim ya, özellikler devam edecek, özellikleri kullanacağız. Aynı tarafa bakan aynı yönde eşitsizlikler taraf tarafa sadece toplama yapılır. Sadece toplama yapılır. Yani yönleri aynıysa biz alt alta toplayabiliriz. Dikkat edin, altını da çizin. Çıkarma kesinlikle yapılmaz. Çarpmanın kuralı var. Sorularda soru kökü olarak. Şimdi çarpmanın kuralı var dedik. Bölme ne oldu? Bölmede de arkadaşlar orada birazcık düşünmemiz gerekiyor. Hani bölme bize direkt soru olarak vermiyor. Yorum yapmamızı istiyor. Çünkü eşitsizliklerde pozitifi negatife böldüğümüz zaman farklı bir durum olabilir. Hani negatif yön değiştirme. Bunların hepsini sorularda göreceğiz. Ama şunu bileceğim. Toplama, taraf tarafı toplama var. Yönler aynı bakacak. Çıkarma kesinlikle yapmayacağım. Çarpmanın da kuralı var. Ve sorularda soru kökü olarak değer aralığı nedir? Alabileceği en büyük değer nedir? Alabileceği en küçük değer nedir? Bu gibi soru ifadeleri gelir. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi ne diyor? A'mız -3 ile 7 aralığında, B'miz de -2 ile 13 aralığında. Eşitsizliğinde A artı B'nin değer aralığı nedir? Yani sadece A artı B istiyor. Yani topla diyor. Ben eşitsizliklerde taraf tarafa toplama yapabiliyorum arkadaşlar. Olay bu kadar. Taraf tarafa her zaman toplama yapabilirsiniz. -3 ile -2, -5, A artı B, 7 artı 13, 20. Ve benden değer aralığını istediğine göre seçeneklerde ya bu olacak ya da -5'ten açık, 20'den açık aralık olacak. Olay bu kadar. Hemen geldim. Sorularda bizden istenen ve bize verilen ifadeler çok önemlidir. Zaten bu aslında bir nevi problemin ana temasıdır. Yani bir problemi çözerken bize ne verilmiş, bizden ne isteniyor, tek tek kullanacağız bunları. Öncelikle soruda bize verileni görmemiz gerekir. Ardından bizden ne istendiğini görüp ikisi arasında bağlantı kurmalıyız. Kısaca verilenlerden isteneni nasıl elde ederiz sorusunu cevap vereceğiz arkadaşlar. Tekniğiyle soruların çözümünü kolaylaştırırız. Ve bir not almışız arkadaşlar. Soruda bize ne verilmiş, ne isteniyor ve nasıl bunu bulabilirim? Bakın en önemli nokta bu. Ve zaten bu bilgiyi bildikten sonra eşitsizliklerle ilgili her soruyu rahatlıkla çözersiniz. Temeline indik ve en önemli noktaya geldik arkadaşlar. Sana ne verilmiş, senden ne isteniyor? Bunu bulduktan sonra zaten çözüm o kadar zor değil arkadaşlar. Hemen bakalım diğer sayfadaki örneklerimize. Örneğe baktığımız zaman -1'den kapalı, A 5'ten küçük, B de 4 ile 8 aralığında. Eşitsizliğinde 2A artı 3B'nin değer aralığı nedir? Şimdi düşünüyorum. Ya bana ne verilmiş? A verilmiş, B verilmiş. Verilen bu. Ne isteniyor? 2 tane A ile 3 tane B'yi topla. O zaman ben bu A'yı öyle bir şey yapmalıyım ki 2 A'ya çevireyim. Basit 2 ile çarp. B'yi de 3 B'ye çevir. Bunu da 3 ile çarp. O zaman hemen 2 ile çarparsam da olur. Eksi 2. 2 A 10 oldu. Burası 12. 4, 3 B. 3 ile çarptım. Ve 3 kere 8 24 oldu. Peki eşitsizliklerde ben taraf tarafa toplama yapabiliyorum. 2 A artı B'yi 3 B'yi bulacağım. Eksi 2 12 ne yaptı? 10 yaptı. Sonra 2A artı 3B yaptı. Sonra 10 24 34 yaptı. Şimdi burayı niye yazmadım? Şundan dolayı.
İşsizliğin birinde dahilik var, diğerinde dahilik yok arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz. Bende var, sende yok. O zaman sonuç olarak ne deriz? İkimiz de yok deriz. Bak buna dikkat et. Bende var, sende yok. İkimizde de yok demek. Bende var, sende var. İkimizde de var demek. O yüzden dahilik var, dahilik yok. Kural nedir? Dahil olmayacak arkadaşlar. Bende var, bende yok, sende de yok. O zaman ikimizde zaten yoktur. Açık aralık. Ve bitti mi? Evet. Benden ne istiyor? 2A artı 3 B'nin değer aralığı. O zaman 10'dan açık, 34'ten açık aralıktır diyoruz. Ve geldik diğer bir örneğimize. Bu sefer bizden istenen ne? 3A artı B. A verilmiş, B verilmiş, 3A artı B. O zaman ben A'yı 3'te genişleteceğim. Genişletelim A'yı 3'te. Ne oldu? Eksi 12 3A artı nereden geldi? Küçüktür. 3 kere 3 9. Aşağıya hiç dokunmuyorum çünkü bana B lazım arkadaşlar. O zaman bunları da taraf tarafa topladığımda eksi 12 eksi 3 eksi 15. Bende var, sende var. İkimizde var demek. Buraya dikkat edelim. 3A artı B 9 artı 5'te 14. Bende yok, sende yok. İkimizde de yok. O halde eksi 15'ten kapalı aralık virgül 14 açık aralık ifadesi benim çözüm kümem olmuş oluyor. Ve bir not, önemli bir not arkadaşlar. Çünkü sorularda çok sık kullanacağız. Sorularda bizden iki tarafın farkı istenirse, bir dakika hocam, siz çıkarma yok dediniz. Bu çıkarma istiyor. Fark demek çıkarma. Eşitliklerde taraf tarafa çıkarma yapamayız. Bak bunu da yazmışım. Demişim ki çıkarma yapamazsın arkadaşım. Yapamazsın. Kurala aykırı. Bu yüzden çıkanın harfin işaretini değiştirerek toplama yaparız. Nasıl yani? Eşitsizlikte negatif ile çarpma, yön değiştirmeyi unutmayalım. Aslında şu arkadaşlar. X eksiye çıkarma mı? Evet. Hayır. Bu bir toplamadır. Nasıl? X artı eksiye. Yani x'i alıyorum. Topluyorum kimle? Y ile değil, eksi y ile. O zaman bana verilen x y'nin aralığıyken benden istenen x ve eksi y'nin toplamı. O yüzden biz bunu bulacağız ve bunu bulabilmek için tek bir şansımız var. O eşitsizliği, y'nin bulduğu eşitsizliği eksi ile çarpacağız. X ile çarparsak hocam yön değiştirir. İşte buna dikkat edeceksin. Hemen isterseniz hiç beklemeden yan sayfada, yan sütundaki soruya bir bakalım. Ve örneğimizde A'nın aralığı verilmiş, B'nin aralığı verilmiş. A eksi B'yi istiyor. Biz çıkarma yapamayız. O zaman hocam buraya A artı eksi B istiyor yazarız. Niye üzülüyorsunuz ki? Olay bu kadar basit. Peki A eksi B'yi nasıl bulacağım? A var mı benim elimde? Var. Olduğu gibi yazıyorum. A'yı hiç değiştirme diyor sana. Eksi 2 A hangi aralık? 15 ile eksi 2. Peki bana ne lazım? B değil, eksi B lazım. O zaman burayı eksi 1 ile çarpıyorum. Burası 5 oldu. Unutma, yönünü değiştirdim. Eksi B oldu. Yönünü değiştirdim. Eksi 9 oldu. Şimdi bunları topla. Nasıl toplayacaksın? Yönler aynı mı? Değil. Yönünü değiştireceğiz. İşte bu arada birçok öğrencimiz diyor ki hocam diyor bunu ben bir daha eksiyle çarparım. Ya arkadaş, eksiyle çarparsan bu sefer eksi B artı B olur. Peki nasıl yapacağız? İşte burada hemen şöyle bir yıldız atıyoruz arkadaşlar. Birçok öğrencimiz bazen bize şöyle sorular soruyor. Hocam diyor ben diyor bu soruyu çözerken A, B, C buldum diyor. Kesin eminim ama şıklarda bu yok diyor. Bakıyorum şıklarda bu yok ama şu var. Hemen şöyle vereyim. A, B'den küçük, B de C'den küçük. Şıklarda da bu verilmiş arkadaşlar. Ya diyorum ki bak bununla bu aynı şey. Nasıl aynı? Farklı yazılmış. Ya farklı yazılmış ama şimdi söylerken A B'den küçük, B de C'den küçük. Bu sefer cümlem değişiyor. C B'den büyük, B de A'dan büyük. Şimdi A B'den küçük demekle B A'dan büyük demek aynı şeydir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sadece yönlerini değiştirerek yazacağım. Yani eksi 2 A 15. Bunu da arkadaşlar eksi 9 yönünü değiştirdim. Eksi 5. Bakın yerlerini değiştirerek yazıyorum. Artı 5. Şimdi artık aynı yöne bakıyor ve ben bunları taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 2 eksi 9 eksi 11 küçük A eksi B. Ve burası da nedir? 15 artı 5'ten 20 oldu. Peki aralığımız nedir arkadaşlar? Eksi 11 ile 20 aralığı açık aralık diyoruz. Ve geldik diğer bir sorumuza. Artık çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Soru kökenine dikkat edelim. Eşitsizlikte 2A eksi B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar benden istenen ne? Verilen AB istenen 2A'dan eksi B'yi topla. Bak dikkat et. 2A eksi B'yi topla. O zaman hemen burayı 2 ile burayı da eksi 1 ile çarpıyorum. 5 hatta direkt yazalım. 2 kere 5
10, 2A, 30, eksiyle çarptım 14, eksi B, 14 nereden çıktı? Eksi ile çarparsak 13, sanki eklemiş gibi görülüyor. 13, eksi B, eksi 9. Yönler aynı mı? Değil. O zaman hemen bir yönlerini değiştirelim. 10, 2A, 30, bu da eksi 9, eksi B ve 13. Şimdi toplayın arkadaşlar. Artı 10 eksi 9 daha 1 yapar. 2A eksi B. Burayı da topladığım zaman 43 yaptı. Böylelikle nedir arkadaşlar? Benden istenen aralığı buldum ama bizden ne istiyor? Bu ifadenin en büyükleri. 43'ten en büyük nedir arkadaşlar? 43'ten bir küçük değer en büyük değerdir. 42. En küçüğü isteseydi onu da yazalım. En küçük de 1'den büyük 2. 2 en küçük oluyor. En küçük. Aslında en büyük değeri demek yerine en büyük tam sayı değeri desek daha net olur. 42 en büyük tam sayı değeri diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar arkadaşlar. Ve geldik diğer bir örneğimize arkadaşlar. Ve son örneğimiz, unutmuyoruz, eşliklerde taraf tarafa sadece toplam var, çıkarma yok, çarpmanın da kuralı var. Ve geldik 3 ile x'imiz 13 aralığında, y'imiz de eksi 3 ile 7 aralığında. Eşliğinde 2x eksi y ifadesini alabilecek kaç farklı tam sayı değeri var? Şimdi arkadaşlar bana verilen x, y, istenen 2x ve eksi y. Yani 2x artı eksi y'yi topla diyor. O zaman hemen burayı bir 2 ile çarparsak 2 kere 3, 6, 2x ne oldu burası arkadaşlar? 2 kere 13, 26. Bir de eksi y lazım. O zaman burayı da bir eksi ile çarpalım. O zaman bunu buraya yazıp ters çevirip alta yazalım ki vakit kazanalım. Olay bu. O zaman burası ne oldu? 3 eksi y eksi 7. Şimdi ters çevirip yazıyorum. Eksi 7 eksi y 3 oldu. Taraf tarafa topladığım zaman arkadaşlar burası eksi 1 olur. 2x eksi y oldu, topladım. 26 artı 3 29 oldu. Şimdi kaç farklı değer var? Arkadaşlar bir keresinde tam sayı dediği için 28'e kadar gideceğim. Şimdi 1'den 28'e kadar 1, 2, 3, nokta nokta 28'e kadar gideceğim. Ama eksi 1'den büyük olacak. O zaman ne geliyor? Bir de 0 var, unutmayın. Birçok öğrencim hocam diyor eksi 1'den sonra 1 gelir. Hayır, arada bir 0 var. 0, 1 tam sayıdır. O zaman 0'dan 28'e kadar. Peki kaç tane? 1'den 28'e kadar 28, bir de 0 var. 29 tane tam sayı değeri vardır diyorum. Ve eşitsizlikler 3. bölümü burada kapatıyorum. Hocam nokta yazdınız. Toplama yapılır, çıkarma yapılmaz. Çarpmanın kuralı var. Görmedik. Göreceksiniz. Nerede? 4. bölümde. Yani özelliğimiz bir nevi devam ediyor arkadaşlar. 4. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.